Değerli izleyenler, ailenin altına dinamit koyan, toplumun birliğini dağıtan ve sözde kalanı korumak için çıkarılan ama uygulamada kadın cinayetlerinin artışında önemli rol oynayan İstanbul Sözleşmesi, erkek, kadın, evli, bekar, toplumun tüm kesimini rahatsız etmeye devam ediyor. Kamuoyunun ortak talebi, aile yıkan bu sözleşmenin bir an önce feshedilmesi. Toplumun ifsadına zemin oluşturan İstanbul Sözleşmesi tartışılmaya devam ediyor. Doğru Haber gazetesi konuyu tekrar manşetine taşıdı. İstanbul Sözleşmesi 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul'da imzaya açıldı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 14 Mart 2012'de kabul edilerek 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girdi. Kısa adı İstanbul Sözleşmesi olan metnin uzun ismi, kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadele hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi olarak adlandırılıyor. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili Doğru Haber gazetesinde konuşan TSEP yetkililerinden Aynur Sülün, sözleşmenin içeriği olan 6.284 sayılı kanun düzenlendi. Bu kanunu tamamen kadın cinsiyetçiliği yapan feministler şekillendirdi. Kanun tamamen aileye vurulan bir darbe oldu. Her ne kadar aileyi koruma başlığı yer alsa da hedefte kesinlikle aileyi daha kolay dağıtma var dedi. Yasanın çıkarılış amacının tam tersine şiddeti arttırdığına dikkat çeken Sülün şöyle devam etti. Yasa çıktığından beri aile içi şiddet arttı. Tamamen kadın ve erkek arasındaki nefreti körükleyen çok tehlikeli maddeler barındırıyor. Özellikle şiddet kavramı o kadar genişletildi ki erkeğin ters bakması bile psikolojik şiddete giriyor. Kadın şikayet ederse erkek için tedbir kararı alınabiliyor. Fakat kadın ne yaparsa yapsın şiddet sayılmıyor. Aile bu şekilde korunamaz. Zaten böyle bir amaca da hizmet etmiyor. Sülün, yasayla toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında her türlü sapkın faaliyetin devlet desteği aldığına da dikkat çekti. Devletin tüm kurumları yasa gereği cinsi sapkınlıkların meşrulaştırmasına hizmet etmeyi mecbur bırakılıyor. Bunlar halkın Müslüman bir ülkede kabul edilebilir bir durum değil. Avrupa ülkelerinde aile çöktü, ahlak bitti. Boşanmalar çok yükseldi, evlilikler azaldı, istismar çoğaldı. Peki bu kanunlar onları bu hale getirdiyse neden aklımızı başımıza almıyoruz? Gerek konferanslarında gerek de yazılarında sık sık bu İstanbul Sözleşmesi'nin garabetlerinden söz eden yazar Sema Maraşlı ise şunlara dikkat çekiyor. İstanbul Sözleşmesi tamamen cinsiyetçi bir söylemle kadın beyanı esastır denecek kadar uç noktalarda uygulanıyor. Her yıl binlerce erkek kadın beyanı ile evlerinden atılıyor ya da cinsel istismar iftirası altında kalıp masumiyetleri açık olduğu halde ağır cezalar alıyorlar. Bu sözleşmenin daha etkin uygulanması demek cinayetlerin artması demektir. Erkeklere zulmedilerek kadınlar korunamaz. Bu ancak cinnet ve cinayetlere sebep olur. Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı da şunları dile getiriyor. İstanbul Sözleşmesi toplumu ifsat projesidir. Gelecek nesillerin lanetle anacağı kirli bir sözleşmedir. İstanbul Sözleşmesi hakkında ciddi eleştirileri okuyorum. Bir felaketle karşı karşıyayız.